Haber Global ekranlarından herkese merhaba. Günlerden cuma seçimin ikinci turunda kritik virajdayız. Artık son iki gün, iki gün sonra pazar günü sandık başına gideceğiz yeniden. Partilerin de liderlerin de elbette çalışmaları, görüşmeleri iyice hızlandı. Dün neredeyse her bir televizyon kanalında bir partinin genel başkanı vardı. Şimdi bu baş döndürücü siyaset gündemiyle başlayalım biz de yeni güne. Her zaman olduğu gibi Ankara temsilcimiz Işınsu Teskan Tüz'le konuşacağız. Gündemin ayrıntılarını Işınsu günaydın. Günaydın. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarıyla başlayalım. Dün CNN Türk'teydi, pek çok konuda mesajları oldu. Ama Ümit Özdağ ve Sinan Oğan başlığını biraz açalım istiyorum. Her iki isim için de önemli açıklamaları oldu. Ne söyledi Cumhurbaşkanı? Şimdi Ümit Özdağ ile başlayalım istiyorsan çünkü e, kararını vermeden önce hem Kılıçdaroğlu ile hem de e, Cumhur İttifakı'nın cephesinde e, Genel Başkan Vekili AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile bir görüşme e, yapmışlardı. Hatta sonrasında da bir polemik olmuştu Ümit Özdağ sığınmacılarla ilgili. Ee, geri dönüşle ilgili bir projesi olmadığını AK Parti'nin gibi bir cümlesine e, Numan Kurtulmuş'un tepkisi olmuştu. Hatta bunu konuştuklarını kameralar önünde de değerlendirdiklerini söylemişti. Şimdi Cumhurbaşkanı da o görüşmeye ilişkin detayları paylaştı. Diyor ki e, bazı şartları oldu bakanlık istedi diyor şu ifadelerle. Ee, Kılıçdaroğlu'ndan ona 3 bakanlık teklifi yapılmış. Numan Bey'e de bu konuda özellikle İçişleri Bakanlığı verilirse bunun yanında terörle mücadelede atılması gereken adımla atılırsa gibi bir talebi olmuş. Tabi Numan Bey de kendisine Cumhurbaşkanımız bu tür taleplere kapalıdır demiş. E, bu ifadeleri kullandı Cumhurbaşkanı. E, Biz pazarlık siyaseti yapmadık bugüne kadar bundan sonra da yapmayız dedi. Ahlak ve ilke temelli siyaset yaparız dedik ve bunu ortaya koyduk diyor. Numan Bey de diyor görüşmesini bu şekilde yaptı diyor. Demek ki istediği şey İçişleri Bakanlığı noktası. Tabi Numan Osman Bey de bunu Cumhurbaşkanı kabul etmez deyince bağ koptu bu ifadelerle o görüşmeyi anlattı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını da değerlendirdi Cumhurbaşkanı tabi diyor burada şöyle bir farklılık var Sinan Bey'in bizden herhangi bir talebi olmadı bir pazarlık yapmadık diyor Sinan Oğan'ın dün bugün e, bazı televizyon programlarına çıkıp konuşacağını ve Antalya'da bugün Mevlüt Çavuşoğlu'yla saha çalışması yapacağını vurguladı. E, tabii dün TRT'de çıktı Sinan Oğan işte bir takım değerlendirmeler yaptı. Hüdapar meselesine girmedi ama Cumhur İttifakı'nın neden seçtiğine ilişkin HDP ile benim yan yana olmam zaten eşyan tabiatına ifadelerini kullanmıştı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, şu an için Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda dedi. Bugün yapacağı o ziyaretlerin de özellikle Antalya'da önemli olduğunu vurguladı. Taban diyor gördüğünde farklı bir yaklaşımla değerlendirme yapacaktır diyor. Tabi 5.2 oranında bir Oy almıştı Sinan Fazla olabilir, eksik olabilir ama dedi Cumhurbaşkanı. Önemli olan ortaya çıkan sinerjiyi değerlendirmektedir. Sinan da diyor bir gerçek. E, biz de hareket etme kararı aldı ama pazarlık olmadı. Benim zaten böyle bir yapım yok diyor. Oradan da tabi bir kez daha eleştirilerini tekrarladı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. O diyor malum bir puan etmeyen bile partilere 40 vekillik verdi diyor. Ama bizim diyor böyle bir durumumuz yok diyor. Özetle iki isimle ilgili değerlendirmeleri böyleydi.